bilgiyi alalım ki ondan sonra sorularımız olduğu zaman. Tabii sorular olanlar da vardı. O zaman genel olarak Almanya üzerine, Hollanda üzerine konuşabiliriz değil mi? Oradaki durumlar nasıl yani şu anda? Baki Bey hem Hollanda'da uzun yıllar kaldınız değil mi? Hollanda'da kalmadım. Hollanda'da seminer ve panellere katıldınız. Yani. Almanya seminer. Almanya. Almanya seminer. Evet, ya şimdi yani şunu söyleyeyim, başka gelecek de yok. Cemal Bey bana abi böyle böyle bir şey yapalım dediği zaman ben de olur, neden olmasın dedim. Ve bu şekilde gelişti ve ondan sonra bu ilan olarak verdiğimiz zaman Alevi Federasyonu burada bize çok sert tepki gösterdi. Alev şeyleri e-mail yolluyorlar. Ve kendileriyle görüşmek istediklerini söylediler. Gittim kendileriyle görüştüm. Orada şeylerini söylediler. Bir gel cevap verebilirsin. Halbuki memnun olmadan lazım. Sen nerede Sollantuna? Yani İsveç'te Sollantuna da mı? Evet, evet. Evet. Onlar biz Alevilik anlayışımız farklı. Biz Ali bağlantılı değil onların söylemek istediği. Aleviler 4-5 bin yıl öncesinden Anadolu'da var olan bir halk grubudur. Şamanizmle, Zerdüştlükle ilgisi yoktur. Yapılan kazılarda, ortaya çıkan figürlerde semah dönen, saz çalan heykeller vardır. Ve bu şeyimizden, halkımızdan gizlenmiştir devlet tarafından diyorlar. Kilit altına alınmıştır, yayılmamıştır. Aslında Alevilik Orta Asya şaman kökenli değil. Onların şeyini söylüyorum. Onların dedikleri mi? Evet, evet. Onların dedikleri. Evet, evet. Onların söylediğin şaman kökenli değil. Bizim şamanla bağlantımız yok diyorlar. Şey olarak. Ve benim bu düzenlediğim konferansı AKP güdümünde bir konferans olarak görüyorlar. AKP'ye yardım etmek için düzenlenmiş bir konferans olarak görüyorlar. Aynı zamanda Aleviler arasında özür diliyorum, fitne yaratmak amaçlı yapılan bir konferans olarak da görüyorlar. Ve ben şunu söyledim, Alevilik ya da Atatürkçülük kimsenin tek elinde değil. Kesinlikle. İsteyen Atatürkçülük konusunda da konferans verilebilir. İsterse Alevilik konusunda konferans verilebilir. İsterse İslam konusunda konferans verilebilir. Bana şunu diyorlar, Alevilik sizin şeyiniz değil. Alevilik, başka siz gidin Müslümanlıkla ilgili yapın. Bilmem şununla ilgili yapın, bununla ilgili yapın ama Aleviliğe dokunmayın. Aleviliğe dokunmayın. Ve böyle aramızda bir şey geçti. Ben kendilerinin tutumunun yanlış olduğunu söyledim. Ve ben konferansımı yapacağımı söyledim. Bu konuyu da bilgilendirmiş olayım. Ve daha önce de gerçekten buradaki Alevi Federasyonu'na, Alevi arkadaşlarımıza çok yakından destekler de verdim. Ben hiçbir biçimde hani böyle oldu diye şey değilim, desteğimi de çekecek değilim. Gene ben Alevilerin arkasındayım. Elimden geldiği kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla destek olmaya çalışıyorum. Ama bu tür şeylerin düşünceleri de beğenmiyor. Hoş değil. Yani biri kalkar, Atatürk'le ilgili bir konferans yaparsa ben seve seve giderim. Eğer konferansının yanlışları varsa çıkarım orada eleştiririm. Sorumu da sorarım ve oradan ayrılırım. Onu da dedim, buyurun gelin, Baki Bey'i dinleyin. Sorunuz varsa sorarsınız. Orada gerekli açıklamaları da Baki Bey yapar dedim. Ben dedim kendisini tanımıyorum. Davet ettim ama kendisini tanımıyorum dedim. Onun için ben kendisiyle ilgili hiçbir şey söyleyemem dedim. Ama buyurun gelin. Biz tanıyoruz dediler. Tanıyorsanız zaman sorun yok dedim. Ve arkadaşımız da sağ olsunlar bölücülükle suçladılar. Alevileri bölmekle suçladılar. Ve böylelikle de evet. AKP'li mi arkadaş? O zaman ben çıkıyorum. Çıkabilirim. Çok özür dilerim de kendileri bölücü değil miymiş? Çok özür dilerim. Ya şimdi şunu oradan konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla diyorlar ki kardeşim Alevilik bizim savunduğumuz Aleviliktir. Bizim dışındaki her türlü Alevilik yanlıştır, sapkınlıktır. Her tarafı ele geçirmişler. Neyini savunacaklar, ne yapacaklar? Aslında bölücülüğü kendiler yapıyor. Hani. Güzel çağırlar, şöyle bir şey yapalım. Bir tane Ebat Bey, kim söyledi? Çok güzel. Toplantınız düzeniniz. Bana daha iyi anlattı. Burada söz konusu edilen şey şu. Aleviliğin Müslümanlıkla yakından ile uzaktan alakası yoktu şeklinde söylüyorum. Oysa biz bu toplantıyı düzenlemekteki asıl amacımız
Aleviliğin Müslümanlık içerisinde olduğunu göstermek ve bu konuda bilgilendirmek amaçlı. Çünkü biz onu yaşıyoruz, biz ona inanıyoruz ve onu yaşıyoruz. Ve o inancımızı da sağ olsun birimiz, dedemiz Ahmet Bakri'yi buraya konuk ederek konudaki görüşlerimizi açıklamaya çalışıyoruz. Başkası nasıl düşünürse düşünsün bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama biz kendi inancımızı bir şekilde yaşamak istiyoruz ve bu şekilde de kendi inancımızı iletmek istiyoruz. Diğer konular saygı lazım. Başlıyor muyum? Kaç kişi gelecek? Bir canlı yüz mü gelecek? Bir arkadaşımız filmi alacağını söyledi de onun için... O zaman şöyle bir şey yapalım. Olarak bir şey yaparız. Geçici bir şey yaparız. Çünkü beklemeyelim. Başka peki. Biz, isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ana temayı sonraya bırakalım. Şöyle bir şey yapalım. Güzel Çağlar, öncelikle Cemil cümlemizi yüreğimdeki hak, ekibet ve insanlığın en yüce değerli adlarıyla selam ve aşkına yazdırıyorum. Allah Allah. Yer ve yardımcınız, Hızır kılavuzunuz olsun. Erenler gerçekler size kol kanat gersinler, size amanan olsana uğratmasınlar. Öncelikle Aleviliğin tanımı üzerine bir tanımlama yaptıktan sonra diğer konulara geçeceğiz. Güzel canlar, Aleviler noktasında dikkat ederseniz son bir süreçtir. Bu 15 yıllık bir süreçtir. Aleviliği İslam'ın dışına çıkarma noktasında müthiş bir çalışma yapılmakta. Peki soruyoruz, 15 yıl önceye kadar ve ondan önceki süreçte hangi dedemizin ağzında Alevilik İslam'ın dışındadır diye bir söz var? Allah, Muhammed, Ali, Ehl-i Beyt, 12 imamlar. Sonra geliyoruz. 12 imamlardan sonra Horasan okulunda kurulan Seyitlik silsilesiyle birlikte ocak sisteminin kurulması. Düşün, iyi bakarsanız ocak sisteminin kurulma süreci Ahmet Yesevi ile başlıyor. Ve daha sonra Anadolu'da 1100'ler ve 1300'lerden sonra gelişerek devam ediyor. Hatta ocakların kurulma süreçleri bile aynı değil. Bunlara çok iyi bir şekilde dikkat etmek lazım. Öncelikle şunu söyleyelim. 1968 kuşağı dünya demokratik yapısı için çok güzel bir kuşaktı. Neden? Kapitalizme karşı, emperyalizme karşı, ayaklara, onlara karşı proletaryanın, işçi sınıfının veya da halkın, köylünün temel değer yargılarını savunan bir kuşaktı. Fakat şöyle bir şey yaşadık. Neden Alevi gençliğinin bu süreçte illegal dediğimiz bir mücadele süreci var. Tikip süreciyle başlayıp 1971 gençlik hareketi ve gelişen bir süreç var. Daha sonra 78 hareketinde biraz daha farklılaşıyor bu hareket. Alevi toplumunun ezilmişliğiyle birlikte sosyalist mücadeleye Alevi toplumunun gençlerin büyük bir ilgisi oldu. Neden? Ezilmiş, hor görülmüş, hakir görülmüş. Bu neticede de temel haklarını ve kendilerini ifade etme noktasında bir mücadele süreci geliştiriliyor. 78 kuşağıyla birlikte bilakis 78 kuşağında dine karşı müthiş bir karşı duruş var. Din afyondur, din sömürü içindir vesaire vesaire olgularla müthiş bir ajitasyonla sonra şöyle bir olgu daha geliştiriyor. Buraları analiz etmemiz gerekiyor. Bir, polis olmayacaksın, savcı olmayacaksın, hakim olmayacaksın, subay olmayacaksın, şu olmayacaksın, şurada bulunmayacaksın. Bakın dikkat ederseniz, oy kullanmaya laik demokratik cumhuriyeti kaybediyoruz. Doğru mu? Doğru. Peki bugüne kadar bu söylemi söyleyenler suç mu işlemiştir? Evet. Suç mu? Şu zamana kadar suç. Peki şunu söyleyeyim. Devlet dediğimiz mekanizma, iktidara gelen kişinin yetkisi ve yetkileri çerçevesinde işler mi? Eğer işte. Siz devletin mekanizmasını gerici yobaz sisteme bırakırsanız gericileşir. Aynen. Ama siz onu işler demokratik noktalarda işlenmesi gereken en güzel noktalara getirme noktasıyla yasalar çıkarsanız o zaman demokratikleşir. Devlet mekanizmasını kim ele geçirirse dağılan bir yapı var. Sosyalist bir dağılan bir yapımız var. Ama garip bir şeydir. Almanya'da ve Avrupa'da ve Türkiye'de bu şekilde dernekleşen arkadaşlarımız zamanla derneklerin hepsini kapatmak zorunda kaldılar. Halk evleri vesaire şeyle kapanmaya başladı. Neden? Üye bulamadılar veya da etkinlik yapamadılar.
Baktılar ki gelişen bir hareket var. Gelişen hareket ne? Alevilik. O zaman ne yapmak lazım? Alevi kurumların içerisine girip ajitasyonu veya da siyasal istemleri noktasındaki en güzel ortam burasıydı. Ve bu arkadaşlarımız Alevi kurumların içine girdiler. Şimdi burada bir çelişki yakalayalım. Bir, devrimci, demokrat insanlar devrimci mücadelelerini proletarya içinde, köylü, halk tabakasının içerisinde yapması gerekmiyor mu? Ama Alevilik bir inanç. İki, inancı siz farklılaştırarak başka yere götürmekle o inanca zulmetmiş olmuyor musunuz? Asıl asimile bu. Aynen. Asıl asimilasyon, inançlı olan bir Alevi toplumunu inansız olan ateist, materyalist bir olguya götürmek asimilasyondur. Bölücüyüz. Kabul ediyoruz. Neden? Biz inançla, ikrarla, imanla, itikatla bir insanın insanı kamil olabilmesi noktasındaki hizmetimizi devam ettireceğiz. Ve bu arkadaşlarımız rahatsız olacaklar mı? Olacaklar. Neden? Çünkü bizim varlığımız bu arkadaşlarımızın teşhir edilmesinin dine bakış dediğimiz temel ilkeleridir bu. Öncelikle Alevi toplumunun olduğu yer teizm içerisinde mistik tasavvuftur. Biz diyoruz biz İslam'ın özüyüz. Çünkü biz İslam'ın tasavvufi ve batini yorumuyuz. Bütün söylemlerimiz vahdet-i vücut dediğimiz o olgunun üzerine sistemleşmiştir. Arkadaşlarımız bundan rahatsız oluyorlar. Şunu söylediği zaman da mesela Yahudi olan Türkler var. Var. Azar Türkleri. Bunun Azarlar da var. Basit örneği. Letonya'da da var. Daha birçok inançta olanlar. Yani illa bir yere götürmek. Şunu söyleyeyim. Güzel canlar. Aleviliğin dini, ırkı yok. Alevilerin ırkı yok. Neden? Biz Aleviler kendimize güruh-u naci diyoruz değil mi? Güruh topluluk. Naci kurtuluşa ermiş. Bir insanın kurtuluşa erebilmesi için kinden, kibirden, kötü duygu ve düşüncelerden arınması lazım. Aynı zamanda da kemalet öğretisinin içerisinde pişmesi gerekiyor. Bu noktada biz Alevi toplumunu şöyle tanımlıyoruz. Bir, Allah, Muhammed, Ali, Kur'an, Ehl-i Beyt, 12 imamlar, Eren ve Evliyalar silsilesi. Allah'a kul, Muhammed'e ümmet, dini İslam, kitabı Kur'an. Adem atanın zürriyetinden, İbrahim peygamberin milletinden, İmam-ı Cafer-i Sadık edep erkanı üzerine 4 kapı 40 makam işleyişiyle kinden, kibirden, buğuzdan, hasetten, kötü duygu ve düşünceden arınmış sevgiyi, hoşgörüyü, muhabbeti, şefkati, erdemi temel ilke edinmiş. İlmin, irfanın, kemalet ve marifetin yol. 72 millete nazarla bakan, kadın ve erkek ayrımı gözetmeden, kadın ve erkeği Allah'ın bir nuru, bir yansıması olarak gören ve dayandırdığımız ayet Tin suresi. Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Biz erkeği en güzel şekilde yarattık demiyor. Peki o zaman kadın önce bir insan, sonra kadın. Erkek önce bir insan, sonra erkek. Biyolojik farklılıklar birinin birini diğerine üstün kılmaz. Düşünebiliyor musunuz? Allah meleklere bir insan yaratacağını ve onun karşısında üflediği zaman ruhundan secde etmelerini istiyor. Havva da içindeydi. Nisa suresi 1. ayet ikisini de tek hücreden yarattığını söylüyor. Ama bugüne kadar hep kafamıza doldurdular. Havva Adem'in sol kaburga kemiğinden, E kemiğinden yaratıldı. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Açın, Kur'an'da böyle bir ayet yok. Ama bugüne kadar bunu bu şekilde anlattılar. Oysa Nisa suresi 1. surede diyor ki ikisini tek bir hücreden yarattık. İkisi tek hücredeyse özleri itibariyle aynı değil mi? Aynen. Melekler onlara da ikisine de birlikte secde etmiş değil mi? O zaman kadını erkeğin hegemonyasına koymak büyük bir hata ve suçtur. Ama Tevrat böyle söylüyor. Tevrat da öyle söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tevrat biliyorsunuz Babillerin İsrailoğullarını esir aldığı bir süreç var. Çok uzun bir süreç. Daha sonra 400 hahamın birleşerek, çünkü bütün Tevrat yapılıyor. Bütün ilahi kitapları ortadan kaldırılıyor. Sonra hahamlar akıllarında olan bütün bilgileri 400 tane haham bir araya getirip yeniden sistemleştiriyorlar. Sıkıntı zaten o sıkıntı. Dikkat ederseniz Tevrat'ta
tekvin, tekvin yaratılış demektir. Yaratılış bölümünde anlatılan şeylere böyle bilimsel olarak bir bakarsınız zaten fark edersiniz oradaki oluyor. Neden? Eğer Allah'ın yasasında çelişki varsa orada sorun var. Allah'ta çelişki çıkar ki Allah'ın münezzeh olma vasfı yitirilmiş olur. Burası çok önemli bir noktadır. Güzel canlar, Alevi kavramının çıkış noktası öncelikle Ali Evi ile ilgilidir. Arapçada Alavi denir. Alavi. Ne demek biliyor musun? Ali evine ait olan demektir. Aslında birinci koşulda nesebidir bu. Nesebi ne demektir? Bel çocuğu. O soydan gelmeye nesep denir. Soy. İmam Ali ve İmam ailesinin içinde olanlara nesebi Alevi denir. Hazreti Ali'nin ailesinden gelen çocuklarına, onlara tabi olanlara ise nasibi Alevi denir. Yani nasip almak için o kapıya gitmiş, kemalet öğretisini onlardan öğrenmek için onlardan irşad olunan bir yoloğlu, bir beloğlu. Yalnız bu yolda çok ince bir nokta var. Sizin Hazreti Peygamber'in soyundan gelmeniz size hiçbir ayrıcalık tanımaz. Çünkü Allah'ın kutsamış olduğu hiçbir kutsal soy yoktur. Ehl-i Beyt kavramı Kur'an'da sadece 5 kişi için geçerlidir. Hazreti Peygamber'in abasını altına almış olduğu İmam Ali, Fatimatul Zehra, Hasanül Müşteba, Hüseyin-i Deşti Kerbela ve bu silsileden gelen imamet kapısı olarak adlandırdığımız 12 imamları ifade ediyor. Biz seyitler o yolun evlatları olabiliriz ama onların evladı olmamız bize hiçbir ayrıcalık vermez. Ayrıcalık ne zaman başlıyor? Bir mürşidi kamil tarafından irşad olunduktan sonra kemalet öğretisinde kemalet arasında hak ile hak olduğunuz zaman farklılaşır. Yoksa ben seyidim ve bunu çok görüyoruz güzel canlar. Seyidiz. Biz bu yolun efendileriyiz. Taliplerin hepsi hizmet edecek. Hayır. Bu yolda irşad mekanizmasının içerisinde olanlar ancak buna yetkilidirler. Madem ki öyle, niye maneviler seyitte yok etmek istedi? Nasıl? Maneviler niye, ben onların ismini söyleyemiyorum. Emeviler mi? Emeviler niye o seyitte yok etmek istedi? Tabii, şunu söyleyeyim. Çok basit. Hazreti Peygamber'in silsilesi zaten İslam'daki bütün ayrılıkların temel nedeni şu. Bir evin içi mi evi dahi bilir, dışı mı? İçi. İçi bilir. Ehl-i Beyt hangi evin içi? Hazreti Peygamber'in evi içi. Bakın çok dikkat edin. Evin içinin işlemiş olduğu İslam'la 3 kuşak öncesinden başlayan bir çatışma var. Bu çatışmayla birlikte Haşimi soyuna, sonra Ehl-i Beyt soyuna bir düşmanlık var. Bir tanesi mal, mülk, saltanat için, makam için her türlü şey yapıyor. Bir tanesi de insanları iyiliğe, güzelliğe, hayra, hasanete, barışa götüren bir işleyiş üzerinde. Bu işleyiş bunun için tehlikedir. Siz bunu kaldırmadıkça siyasal iktidarınızı, sömürü iktidarınızı asla kuramazsınız. Onun için öldürmek zorundalar. Ve bugün dikkat ederseniz İslam içerisinde ilk bölünmeler, aslında kesin bölünme 657 tarihinde Sıfın Savaşı'dır. Burada 3 tane siyasi mezhep oluşmuştur. Aleviler, Sünniler, dikkat edin, ve Hariciler. İlk bölünme budur. Sünni kesimi Ehl-i Sünnet olarak kendisini ifade eden Muaviye. İmam Ali taraftarı olan Şia-i Ali dediğimiz Aleviler. Bir de İmam Ali'nin ordusundan ayrılan Hariç, ayrıldık sizden değiliz anlamına gelen Hariciler. İlk ayrılma bu süreçtir. Şimdi Sünni kardeşlerimizin çoğu Sünni kavramının Muaviye taraftarı olduğunu bilmez. Sünnilik Muaviye taraftarlığıdır. Dikkat ederseniz İmam Ali'nin şehit edilmesinden 661 tarihiyle 750 tarih arasındaki süreç Emevi sürecidir. Ve İmam-ı Cafer Sadık sürecine kadar dikkat ederseniz bizim imamlarımız bunlar tarafından şehit ediliyor. İmam Ali Hariciler tarafından. Ondan sonraki silsile İmam Cafer Sadık'a kadar, İmam Cafer Sadık'tan sonra da
756 tarihinde kurulan, 1258 tarihinde yıkılan Abbasiler de diğer imamlarımızı şehit ediyorlar. Bir imamımız da bizim inancımızda gayb imam olarak, Mehdi sahibi zam olarak ifade ettiğimiz imamımızdır. Kendi iktidarına ve siyasal olgularına ters düşen her şeyi yok ederler. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? O zaman Emevi Yezidleri şu anda bizim içimizdeki aynı olgu devam ediyor. Biz bunlara da yol Yezidi diyoruz. Bize diyorlar ki siz rahatsız ediyorsunuz. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Neden? Biz inancımızı temel değerler üzerinde savunmaya devam edeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Ama bir koşul hariç. Karalamayacağız. Kötü söz söylemeyeceğiz. Hakaret etmeyeceğiz. Arkalarında iftira ve dedikoduda bulunmayacağız. Bilgiyle. Kesinlikle. İlimle biz bu işi götüreceğiz. Şimdi güzel canlar, bir noktaya daha değineceğiz. Burası çok önemli bir nokta. Biz buna bilgelik kadim öğretisi diyoruz. Hadimlik, kadim bilgelik öğretisinin en mükemmel versiyonudur. En üst versiyonudur. Bu Adem peygamberle başlar. Dikkat edin. Kur'an'da Bakara suresi 30'da 34'ü okursanız Allah'ın Adem'e çeşitli isimler öğrettiği söylenir. Bu isim dediğimiz olgular varlığı tanıma ve tanımlamadır bu. İlim noktasıdır. İlk Güruh-u Naci toplumu Adem'in öğretisiyle eğitilen Şit peygamberle başlar. Dikkat ederseniz Alevi toplumu Şit ile Naciye'nin evliliğiyle başlayan, aynı zamanda haksal öğretinin temellerinin atıldığı topluluktur bu. Kurtuluşa ermiş topluluğu. İlk irşad toplumu Adem aleyhisselam tarafından Şit'e öğretilerek, Şit'ten diğer peygamberlerle Hazreti Peygamber'e kadar geliyor. Bizim öğretimiz Adem'le başlar. Eğer ki Hazreti Peygamber'le başlar dediğiniz andan itibaren diğer peygamberler ve Kur'an'da olan bir ayet çiğnenmiş olur. Sen sadece diğerini tasdik ederek, tamamlayarak. Çünkü bütün peygamberlerin amacı insanları hakkın gerçekliğine, doğrusuna götürmek değil miydi? Ben Muhammed Mustafa'yı ne kadar seviyorsam İsa'yı o kadar seviyorum. İsa'yı ne kadar seviyorsam Musa'yı, İbrahim'i, Nuh'u, Şit'i, Adem'i aynı şekilde seviyorum. Çünkü hepsinin tek bir gayesi vardı. İnsanları doğruya ve gerçeğe götürmekti. İnsanı kendisindeki gerçeklikle buluşturup hak ile hak etmekti. Bu öğreti Adem'le başlıyor. Silsile olarak bakın Mısır'da hiç hermetik öğreti diye bir öğreti duydunuz mu? Hermetik öğreti çok. İdris peygamberin şekillendirmiş olduğu bir öğreti. Tabii İdris peygamber. Bütün peygamberlerin şu işleyişi var. 1. Zahiri topluma. 2. Tarikat toplumuna. 3. Marifet toplumuna. 4. Hakikat toplumuna. Alevi inancında kırklar dediğimiz bir olgu var. Doğru mu? Peki kırklar hangi kapıda? Hakikat. Neden? Nereden anlıyoruz? Çok güzel bir örneği var. Hazreti Ali'nin elini uzattığı zaman elinin kesilmesiyle birlikte hepsinin elinden kan geliyor mu? Tende, canda, kanda, ruhta bir olursanız ancak bu gerçekleşebilir. Bakın biz şu anda zahiri temelde sadece bedensel olarak birbirimizi görüp algılıyoruz. Doğru mu? Neden? Kafa gözleriyle baktığımız için. Peki haksal bir gözle, basiret gözüyle, gönül gözüyle bakmış olsaydık birbirimizi ne olarak görecektik? Enerji, astral bedenler. Hakkın nuru olarak gelecektir. Yani. Çünkü insan Hakkın nurunun tecellisidir. Hangi varlıktır ki Hakkın nurunun nurundan ayrı olsun? Hiçbir varlık. Şah damarından yakın. Tabii. İnsan bunun tecelliyatının en güzel örneğidir. Bakın o zaman şöyle bir şey var. Şeriat kapısındaki insanla tarikat kapısındaki insan aynı değil. Marifet kapısındaki insanla tarikat kapısındaki insan aynı değil. Hakikat kapısındaki insanla marifet kapısındaki insan aynı değil. İşte şimdi şeye geldik. Dört kapı kırk makam işleyişine. Bir, şeriat. Şeriat insanı çiğ midir? Ham mıdır? Evet. Eğri midir? Nefsin bütün istekleriyle kaplı mıdır? Egosu yüksek midir?
dünyanın merkezinde hep kendisini mi görür? Ve buradaki nefis nefsemmaredir. Her türlü kötülüğü yapmaya meyilli olan bir nefistir bu. Ve şeriat insanının terbiye edilmesi lazım. Nasıl? Nasıl ki ağaç aşılanmadan güzel meyve verilmiyorsa, insanı da insan ikamül öğretisiyle aşılamak gerekiyor ki güzel meyve alınabilsin. O zaman bir, şeriat kapısını bizim çok iyi tanımlamamız lazım. Küçük bir soru. Bütün insanlar kendini bilseydi, peygamber gelir miydi? Çok güzel. Kitaplar gelir miydi? İkinci bir soru. Allah bizi ne kadar seviyor, değil mi? Niye biliyor musunuz? Bu kadar peygamber kitap göndermesinin sebebi bizi sevdiğinin göstergesi değil mi? Sevmemiş olsaydı gerek yoktu ki. Eğer ki materyalizm dediğimiz maddenin devingenliğiyle olmuş olsaydı hiç bunların birine gerek kalmazdı. İşte Allah'ın varlığının en güzel örneklerinden biri de yarattığına karşı sorumluluğunu yerine getirme noktasında onu bir raya, bir düzene sokma gereğini de duyabilmesidir. İşte bunu şeriat kapısında yapıyor. Dikkat ederseniz şeriat kelimesi zahir, dışa dönük demektir. Gördüğümüz her şey şeriat. Alevi inancında bununla ilgili çok güzel sözler ifade edilmiş. Şeriat gemisine bineceksin, tarikat denizine açılacaksın, marifet dalgıcı olacaksın, hakikat incisi bulacaksın. Mum gibi dimdik duracaksın, fitil gibi yanacaksın, yağ gibi eriyeceksin, nur gibi şule vereceksin. Mumun dik olması şeriattır. Yanması fitilin tarikattır. Yağının erimesi marifettir. Işık vermesi ise hakikattir. Ve her kapıda güzel canlar işleyiş değişir. Örneğin, bir, şeriatın abdesti suyla. Suyla abdest alırlar, doğru mu? Tarikatın abdesti pür nüfusu ve görgüyle, nefs terbiyesiyle başlar. Marifetin abdesti kendi özünü temizlemek ile. Hakikatin abdesti kendi kusurunu görüp kimsenin kusurunu görmemek ile. Şeriatın kıblesi Kabe. Tarikatın kıblesi insan-ı kamil. Çünkü hakkın zuhur ettiği insan kıble konumuna düşer. Marifetin kıblesi insanın özüdür, hakkıdır, gerçeğidir. Hakikatin kıblesi bana hakkın olmadığı bir yer gösterebilir misiniz? Bakara suresi 115. Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. İşte Alevi toplumunun bir pir nereye oturursa cemal cemale dönmelerinin temel sebebi budur güzel canlar. Şeriat kelimesi düzen anlamına geliyor. Düzen neyle sağlanır? Kural ve kaidelerle. Kural ve kaidelerin amacı ne? İnsanların huzurunu, mutluluğunu, esenliğini sağlamak için değil midir? Peki şu anda İsveç'te yaşıyorsunuz. İsveç anayasası ne sizce? Şeriat. İsveç anayasası şeriat. Çünkü düzeni sağlamak için kurallar bütünü demektir. Allah da yeryüzündeki insanların bir hukukuna riayet etme noktasında getirmiş olduğu temel maddelere şeriatın maddeleri deniyor. Kırmayacaksın, yıkmayacaksın, dökmeyeceksin. Senin olmayan el uzatmayacaksın. Bir, kendinle rıza olacaksın. Ailenle, komşunla, toplumunla, ülkenle ve bütün varlıkla. Çünkü İslam kelimesi, dün de açıkladık, İslam kelimesi 4 tane ayrı kelimeden oluşturulur. Sil, teslim olmak, sulh, barış demektir. Bir insan kendisiyle barışık değilse hiçbir varlıkla barışık olmaz. Olabilir mi? O zaman diyor ki, alemlerin rahmeti, iki cihan severi Muhammed Mustafa, önce kendinle barışık. Ailenle barışık, komşunla barışık, toplumunla barışık ve bütün varlıklarla. Çünkü biz bütün varlıklarla barışık olursa kırmayız, yıkmayız, incitmeyiz, dökmeyiz. Her varlık Allah'ın bir zuhuru,
bir parçası, bir unsuruysa kırdığınız her varlıkta kimi kırmış olursunuz? Allah'a kırmış olursunuz. Bakın dikkat ederseniz Alevilik öğretisi vahdet-i vücutta öyle bir nokta yaratmış ki baktığı her varlıkta hakkı görmüş. Şu sözü hiç duydunuz mu? Her varlıkta hakkı görene aşık olsun. Her varlıkta hakkı görene aşık olsun. Onun olmadığı bir yer yok ki. O zaman her varlıkta oysa her an kimin karşısındayız? Hakkın karşısındayız. İşte insanoğlu ne zaman her an kendisini onun karşısında hisseder, davranışları ve düşüncelerini ona göre düzenlerse, kırmayan, yıkmayan insanı kamil noktasına gelir. Dört kapı kırk makamın amacı hamları has etmek, çiğleri pişirmek, eğrileri doğrultmak, cahilleri ilim suyuyla yıkayıp hakka ve gerçeğe götürmek. Hakta olan bütün güzelliklerin o insanda tecelli etmesi için bir terbiye aşamasından geçirmek. Amaç iyi insan yaratmak, güzel insan yaratmak. Güzel düşünen, güzel davranışlarda bulunan insan yaratmak güzel canlar. Ve Alevi toplumu bunu dört kapı kırk makam işleyişiyle yapmış. Ve bu işleyiş güzel canlar onar maddeyle, onar makamla işlenmiş. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat dediğimiz dört kapı. Alevi inancında bir kişi ikrar verdiği zaman kapının dışına çıkarılır. Hermetik öğretide de sütunlarla indirilir. Aşağı merdivenler de indirilir. Dışarı çıkarsınız. Dışarıda eşiğin hemen öbür tarafında beklersiniz. Ön tarafta rehber, ikrar verecekler arkada dururlar. Eskide boyuna küçük bir ip takılırdı. Buna tığbent denirdi. Şimdi pirin, rehberin elinden tutuluyor veya da eğer ki çeket uzunsa çeketinden tutularak silsile olarak. Dört kapının selamı veriliyor. Alevi inancında eşiğin öbür tarafı medettir. Medet ne demek? Yardım demek. Medet yani diyoruz, yardım et. Anlamı ne biliyor musunuz? Oradaki medet kelimesi mürşide diyor ki biz çiğiz, biz hamız, biz eğriyiz, biz hak ve gerçeklikle birlikte değiliz. Senin kapına geldik, sen nasıl hakka ver, gerçeğe gittinse bizim de buna yardıma ihtiyacımız var. Sen yardım etmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Böyle bir ayet var Arap suresinde. Adem'in, ey Rabbimin, Rabbimiz, biz nefsimize yazık ettik. Sen bağışlayıp affetmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Kaybetmemek için bu kapıya gelmek lazım. Kapı kimin kapısı? İmam Ali'nin kapısı. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bu kapı Şah-ı Merdan'ın kapısıdır. Bakın Alevi inancında üst taraf Muhammed Mustafa'dır. Sağ Hasan-ı Müşteba'dır. Sol Hüseyin-i Deşti Kerbela'dır. Eşik Fatma Ana'dır. Alevi inancında eşiğe basılır mı? Neden? Bak Fatma dedik. Her evin kadını evin Fatma'sıdır. Anlamı ne biliyor musun? Kadını kırma, yıkma, incitme. O kadar muhteşem bir şekilde şekillendirmiş ki eşiği koymuş, kadının kırılmaması, incinmemesi. Kapı kimdir? İmam Ali'dir. O kapıdan giren Muhammed'in şehrine gelir. Çünkü Muhammed'i şehir irfandır, kemalettir, marifettir, ilimdir, güzelliktir güzel canlar. Şeriat selamı verilir başta. Selamun aleyküm ey şeriat erenleri diye. Üç adım gelinir güzel canlar. Pir der ki nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Şeriattan gelip tarikata gidiyoruz. Diyor ki gidemezsiniz. Ateşten gömlektir, demirden leblebi. Kılıçtan keskindir, kıldan ince. Onlar diyorlar ki pirimizin himmeti erenlerin inayetiyle inşallah gideriz. Ama selam değişiyor, dikkat edin. Erenler oluyor artık. Ve şunu söyleyeyim. Bir pirin olduğu yerde selamun aleykümle giremezsiniz. Giremezsiniz. Neyin olduğu yer? Pirin olduğu yerde selamun aleyküm denmez. Cem'e girince selamun aleyküm denmez. Erenler denir. O şekilde girilir. Artı eskiden Anadolu'da bir gelenek var.
bir baba oturulduğu zaman da selamünaleyküm demezlerdi. Bir nedeni var. Çünkü selamünaleyküm dediği zaman babanın aleyküm selam deyip kalkması lazım. Babayı oğlunun önünde kaldırmamak için oğul giderdi direkt babasının eline niyaz olur otururdu. Takip var, müthiş bir incelik yakalamışlar. Güneydoğu'da çok normal bu. Güneydoğu'da çok normal. Bizde hala öyle. Şey var, öyle bu yani. Anadolu'nun bütün Alevi işleyişinin hepsinde var. Bakın ne oldu? Kapitalizm ve emperyalizmin dejenere ve depolitize politikası bizden bunların hepsini götürdü. Hepsini götürdü. Bakın, Aleviliğin önünde temel ilkelerden biri kapitalist ve emperyalist kültürdür. Eğer ki halk kültürü kendisini emperyalist kültür karşısında koruyamasa yıkılmaya mahkumdur. Çünkü emperyalist kültür kendisini empoze ettiği andan itibaren siz yıkılmışsınızdır.